Evet, herkese merhaba. Güven Park'tayız. Bundan birkaç hafta önce bu Türkiye'nin gündemindeki Sinan Ateş cinayetini konuşmuştuk. Şimdi tabii yeni gelişmeler oldu bu cinayetle ilgili. Bu soruşturmanın Cumhuriyet Savcısı değiştirildi. Ailenin, Sinan Ateş'in ailesinin bir takım açıklamaları oldu. Hatta biz yayında neden bu soruşturmaya Asayiş Şube bakıyor demiştik. Çünkü bu sıra dışı, yani olağan dışı bir durum demiştik. Asayiş Şube'deki polisler de hatta değiştirilmiş, tayinleri çıkartılmış. Yani sanki cinayette bir şeylerin üstü kapatılacak gibi duruyor. O yönde ilerliyor. Evet, İsmail Müdürüm, siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani bu cinayetin üstü kapatılıyor mu? Cinayette parmağı olanlar soruşturma dışında mı tutuluyor? Neler söylemek istersiniz? Evet, savcı değişti. Dosyaya bakan ve dosya hakkında bilgi sahibi olan ve ilk hafta delilleri toplayan savcı izne ayrıldı ve izni uzatıldı. Onun yerine siyasi bağlantısı olan, MHP ile bağlantısı olan bir başsavcı yardımcısı sorumlu olarak atandı. Ve bu değişiklikten sonra bazı hamleler ve hareketler yapıldı soruşturma kapsamında. Teknik olarak bu soruşturma kapsamında yapılan hareketleri analiz edebiliriz. Şöyle başlayayım. Savcı değiştikten sonra daha önceden siyasi bağlantılar olarak tespit edilen bir avukat, iki tane de birisi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, öbürü de MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalemi olan üç farklı şahıs üst bağlantı olarak savcı tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak bu üç şahıs tutuklandıktan sonra kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmedi. Yani bu şahıslar neden tutuklandı? Bunlar Sinan Ateş cinayetinin, suikastinin azmettiricisi ya da gerçek planlayıcısı bu üç şahıs mı? Eğer bu üç şahıssa neden dolayı bu cinayeti gerçekleştirdiler? Yani Sinan Ateş'in öldürülmesinden bunların ne tür bir faydası vardır diye baktığınız zaman bunların aslında Sinan Ateş ayarındaki bir kişiliğin, şahsiyetin öldürülmesine sebebiyet verecek. Yani onunla herhangi bir çekişmesi olan kişiler olmadığını kamuoyu görüyor. Ailesi de böyle düşündüğü için ailesi yazılı açıklama yaptı ve bu işin üstü örtülmemeli dedi. Ve yine bu işin sorumluları mecliste, yani ailesi şunu düşünüyor, bu işin daha üst sorumluları var. Yani Sinan Ateş eğer öldürüldüyse bu aşağıdaki birkaç planlamada kullanılan elemanın işi değil. Aile işin burada bitmemesi gerektiğini düşünüyor. Fakat savcılık ve polis bu konuda ne düşünüyor? Biz şu anda yapılan hareketlere bakarak savcının ve polisin ne düşündüğünü yorumlamaya çalışıyoruz. Benim teknik olarak yapacağım değerlendirme şöyle. Eğer bu üç şahıs dışında başka daha üst düzeyde olan kişilerle ilgili bir fezleke hazırlanmıyorsa, bu üç şahısın daha üst bağlantılarıyla ilgili HTS kayıtları, MOBESE kayıtları ya da daha başka kayıtlar toplanmıyorsa şu aşamada ve bu üç şahıs eğer ifadelerinde bu olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olarak kendilerini gösteriyorlarsa, yani bunu itiraf ettilerse bunun kamuoyuna açıklanması lazım. Ve gerekçeleriyle kamuoyunun ikna edilmesi lazım. Ama anladığım kadarıyla, benim anladığım, ailesi de demek ki öyle anlıyor. Yani bu kamuoyunu ikna edecek bilgiler olmadığı için sadece sessizlikle bu süreç geçiriliyor. Ve önceden olduğu gibi soruşturmanın ilk iki haftasında olduğu gibi polis tarafından kamuoyuna artık bilgi de sızdırılıyor. Buradan da şunu görüyoruz. Orta düzey bağlantı sayılabilecek üç tane isim ikna edilerek
bu suçu üstlenmesi ve bu suçun daha üste, daha yukarıya çıkmaması için gözaltına alınıp tutuklanması gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve bu üç şahsın herhangi bir ifadeleri ve suçun işlenişine şeklin, işleniş şekline ilişkin ya da suçun planlanma ve azmettirme şekline ilişkin bu üç şahsın mantıklı ifadeleri ve itirafları da ortalıkta olmadığı zaman buradan da şu anlaşılıyor. Bu üç şahsın dosyalarının kaplama dediğimiz bizim özellikle cinayet, gasp ve organize suçlar birimlerinde susurluk sürecinde çokça görülen kamuoyunu tatmin etmek için göz boyama şeklinde yapılan operasyonlar, kamuoyunu tatmin etmek için o anda geçici tutuklamalar, hatta geçici iddianameler, kamuoyu unutturduktan sonra bu olayı, bu kişileri de bir serbest kalma, serbest bırakılma garantisi verilmiş olabilir. Yani bu işin görüntüsü biraz kaplama tarzına benziyor. Eğer kaplama tarzı olmasa burada olayın oluş şekline ve planlama şekline ilişkin savcılığın açıklama yapmış olması gerekir. Açıklama yapılmamasını ben bu işin o en üst düzey olarak alınan kişilere de bir cezasızlık garantisi verilmiş olarak değerlendiriyorum. Ailesi de böyle değerlendiriyor. Çünkü baktığınız zaman Sinan Ateş gibi siyasi bir kişiliğin suikaste uğratılmasının böyle ufak tefek ya da bir yer kavgası yani ya da işte bir dava takibi gibi basit konular olmadığını görüyorsunuz. Hatta Sinan Ateş'in suikastini planlayan Doğukan Cep'in ifadesinde görüldüğü üzere cinayetten 2 gün 3 gün önce keşif yapılıyor. Cinayetten 2 gün 3 gün önce keşif yapıldığı dönemde yani cinayet bir tarafta planlanıp uygulamaya sokulduğu bir dönemde bakıyorsunuz Oda TV'de bir haber çıkıyor. Yani haberde diyor ki işte Sinan Ateş İyi Partililerle görüşüyor. Yani bir nevi MHP'nin altına uyuyor tarzında. Şu anda da mevcut hükümetin ve mevcut yönetimin bu tarzdaki şeylere tahammülü yok. Yani daha önce de biliyorsunuz bir başka parti başkanı Öztürk Yılmaz zannedersem ismi. O da bir açıklama yaptıktan sonra alenen bıçaklandı ve hala bıçaklayan kişinin sanki şahsi bir şey gibi ortalıkta duruyor. Yani Sinan Ateş dosyası da bu nevi yani seçime giden yolda legal ya da illegal öndeki bütün engellerin bir şekilde bertaraf edilmesini amaçlayan bir olay gibi gözüküyor. Ve benim de mesleki tecrübelerimle baktığım zaman ortaya sürülen şeylere çünkü bu iş bir ülke ocaklarında makam kapma durumu olsa, bu iş bir milletvekili adayı olup olmama durumu olsa, bu iş başka bir uyuşturucu pazarlığı konusu olsa bununla ilgili mutlaka gerek savcılığın, gerek polisin, gerekse bu işi üstünden atmak isteyen siyasi yapının bir kamuoyunu mantıklı bir şekilde izah edecek bir açıklama yapması gerekiyor. Yani şu ana kadar o açıklamanın gelmemesi de bu işin siyasi bir sahiple yapılmış olabileceğini gösteriyor. Bundan dolayı da aile biraz tedirgin. Aile tedirgin olduğu için bu olayın artık üstünün kapatıldığını, örtüldüğünü düşünüyor. Evet müdürüm, cinayetin sebebi hakkında birçok teori diyeyim artık. Yani teori var. Kamuoyu tam olarak cinayetin neden işlendiğini hala anlamış değil. Yani zihinlerde oturmuyor. Söylediğiniz gibi Doğukan Cep diyor ki işte Yargıtay'da mı bir dosyası varmış. Onunla işte ilgilenmemiş. Onun için öldürme kararı almış. Kimisi diyor ki işte ki benim aklıma çok yatmıyor bu senaryo. Çünkü uyuşturucu işlerinde çok bu tarz bir hareket tarzı yoktur yani. İşte ülke ocaklarına dönen uyuşturucu trafiği ile ilgili işte bilgileri açıklayacakmış. Onun için şey yapmış, öldürülmüş. Veya kimisi de diyor ki MHP'nin işte geleceğinde yani Devlet Bahçeli'den sonra işte planlar yapıyordu kendisi gibi.
Onun için öldürüldü. Fakat yani açıkçası benim aklıma bu üç ihtimal de çok böyle tamamen mantıklı şekilde yani oturmuyor. Evet, bir de Turgay abiye sormak istiyorum. Yani Turgay abi, bu yani Sinan Ateş cinayeti neden işlendi? Kimler işledi bu cinayeti? Ve şu an üstünü kimler örtmeye çalışıyor? Siz ne demek istersiniz? Yani nedenini bilemeyiz. Nedenini çünkü biz o camianın içinde o dinamikleri %100 bilen insanlar değiliz ama etrafta konuşulan senaryolarda ben de senin gibi bu işin uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmeyenlerdenim. Bir teşkilatlar üzerinde etki savaşı ihtimali daha ağırlıklı gibi geliyor. Buradan çıkan bir çatışmanın büyümüş olma ihtimali ağırlıklı gibi geliyor. Ama yarın bir gün bizim bilmediğimiz bir sebep ortaya çıkar. Olabilir yani. Biz sadece mevcut ihtimaller arasında bu ihtimali şey yapıyoruz. Bu hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Önce savcı değiştirildi. Başsavcı yardımcısı atandı bir. Yeni gelen savcının eski savcının izne çıktığını, izne uzattığını, yeni gelen savcının 3 yıl önce bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Daha 3 yıllık çok çok tecrübesiz bir savcı Ankara Adliyesi'nde böyle bir görev verilmiş. Başsavcı yardımcısı öyle bir figür ki yani 100 kişiyi koysanız kim olduğunu bilmeseniz bu kişi MHP'li diye seçebileceğiniz fiziksel görüntüsünden böyle bir kişi zaten MHP bağlantıları daha sonra ortaya çıktı. Ya tabii bu herkes üzerinde acaba soruşturmayı kapatıyorlar mı sorusu oluşturmuşken, algısı oluşturmuşken pat 2-3 gün sonra gözaltılar geldi. 3 gözaltı daha oldu. Bunların hepsi MHP'li direkt bağlantı kurulabilecek kişiler. Bir tanesi daha önce 2 kere bırakılmış Olcay Kılavuz'un elinde yakalanan Tolga Han. Bir tanesi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı. Orada ülke evlerinden ve ortaokul sorumluymuş. Ya bir tanesi de bu Ülkü Ocakları ve BHP değişik isimlerin avukatlığını yapan Serdar Öktem diye bir şahıs. Hem bu kişi Doğukan Cep'in hem tetikçinin ve değişik kişilerin Ufuk Göktürk'ün falan avukatlığını yapmış daha önce. Abi, antiparantez bir şey belirtebilir miyim ben? Serdar Öktem, tabii biz yargılanırken işte Silivri'de mahkemeye çıktığımızda Serdar Öktem de bizden şikayetçi olan bazı mafyamatik tiplerin avukatlığını yapıyordu. O zaman biz salona girdiğimiz zaman Serdar Öktem ve onun arkadaşları bizlere, yani orada yargılanan polislere karşı katiller diye slogan atıyorlardı. Şu an ben böyle gerçek katillerin kim olduğunu göstermesi açısından bu durumu bunu hatırlatmak istedim. Orada polislerin karşısında yüzlerine karşı orada mahkemenin yanından güç alarak, kuvvet alarak bizlere katiller diye slogan atan Serdar Öktem ve arkadaşları şu an gerçek katiller olarak cezaevindeler. Bu da ibretlik bir durum bence. Lafınızı böldüm, kusura bakmayın. Şimdi bu bir çelişki gibi gözüküyor. Bir taraftan savcılar değiştiriliyor, olay kapatılacak izlemi. Bir bakıyorsunuz arkasından gözaltılar gelmiş. Aslında bu çelişki gibi gözükse de çelişki değil. Ortada gayet açıklanabilir bir durum var. Nedir bu açıklanabilir durum? Bir kere çok ciddi bir tepki var yani bu cinayete dair. Kamuoyu bu konuyu sahiplenmiş durumda. Çok ciddi bir tepki var. AKP'liler nereye giderse bu cinayetin sorulduğunu söylüyorlar. AKP içerisinde inanılmaz bir rahatsızlık olduğu bilgisi geliyor. Yine MHP'liler aynı şekilde MHP içinden ciddi bir kırılma kopma var. Eski MHP'liler İYİ Parti içerisinden olsun Ümit Özdağ grubundan olsun bu konuyu sürekli köpürtüyorlar ve ilginç bir şekilde o konuya da değineceğim. Daha önce olmadıkları kadar cesurlar. Yani daha önce hiç görmediğimiz kadar cesur bir şekilde açıklamalar yapıyorlar. Bu da kayda değer bir nokta. Tabii ki bunun AKP ve devlet bunun bir siyasi kostu olacağını, sonucu olacağını bildiği için bence İsmail Bey müdürümün dediği gibi şu anda kamuoyunu rahatlatacak bazı gözaltılar yaparak bu işlerin bir şey yapacaklarsa onu da seçim sonrasına bırakmayı hedefliyorlar diye ben düşünüyorum. Benim kanaatim bu yönde. Gözaltılar, tutuklamalar tabii ki önemli bir gelişme ama bunların ifadeleri falan sızmadı. Hiçbir şey görmedik. Belki iddianamede aynen Hrant Dink cinayetinde gördüğümüz gibi. Hrant Dink cinayetinde bir sürü kişi konuşuluyordu. Ama konu kala kala tetikçileri yakalayan kadroların yüzde de kaldı azmettirici olarak. Hablemitoğlu cinayetinde öyle bir fantastik kurgu var ki. O onu azmettiriyor, onu azmettiriyor. En sonuncu 5. derecede falan böyle tetikçiler. Tetikçi dediğimizde Özel Harp Dairesi'nin en kritik biriminin başındaki albay ve alt kadrosu. Bunlar tetikçilik yapıyor. Şimdi bu fantastik
düşünceleri iddianame olarak işleyebilmiş bir Türk yargısından bahsediyoruz. O yüzden tüm bu çelişkileri olay birazcık soğuyunca bence kesinlikle şey yaparlar, düzeltebilirler. O yüzden kaplama ihtimali bana çok yüksek geliyor. Şu anda kamuoyunu tatmin edilmesi gerekiyor. Yoksa bunun çok ciddi bir siyasi sonucu olacak diye düşünüyorum. Daha sonra ne olur? Evet. Bir de buyurun müdürüm. Sen Hablemitoğlu konusundan bahsedince aklıma önemli bir husus geldi. Yani bu konuyu hatırlatmak lazım. Özellikle mağdur avukatlarına ve mağdurla ilgili hareket edecek kişilere. Hablemitoğlu cinayetinde 20 sene önceki HTS kayıtları, normalinde yok olan, piyasada belki telekomda bile olmayan kayıtlar bulundu ve çıkarıldı. Ve o kayıtlardan çok dolaylı bağlantılarla beraber bir şeyler ispatlanmaya çalışıldı. Halbuki bu Sinan Ateş olayı şu anda çok yeni ve taze bir olay. Bu taze olayın HTS kayıtlarının, özellikle suçlanan siyasilerle ilgili HTS kayıtlarının mutlaka korunması gerekiyor. Yani şu aşamada ben şunu düşünüyorum. Bu cinayet sanıklarıyla irtibatı olan özellikle siyasi kişiler mutlaka şu an cep numaralarını değiştirmişlerdir. Yani numaralarını, telefonlarını değiştirmişlerdir. Bu kişilerin mutlaka cep numaraları, HTS kayıtları ve cinayet sürecinde MOBESE kayıtları nerede oldukları konusu mutlaka araştırılmalı. Bu cinayetin 20 sene sonra çözülmemesine ve bu cinayetin belki de şu an siyasetten dolayı seçimlere kadar belki bu iş çözülemeyecek ama seçimlerden sonra çözülme ihtimali olabileceğini gösterir. Ben olayın, bu konu kamuoyunda çok tartışılıyor. Zaten bilinen şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama dikkatlerden kaçan birkaç noktaya ben vurgu yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yani şu anda bu konuyu sahiplenenler, özellikle eski ülkücüler, eski MHP'liler, şu anda değişik partilerde görev yapan MHP'lilerin motivasyonuna baktığımızda duygusal motivasyonları olduğunu iddia ediyorlar ama bunların hepsi, yani gerçekçi olmak gerekirse, tamamen siyasi motivasyonlarla hareket eden insanlar. MHP içerisinde, tabii bu işi MHP'ye yapmış gibi gözüküyor. Benim bu konuda bir şüphem yok. MHP içerisindeki bir motivasyondan gerçekleşmiş ama bu cinayeti acaba bir siyasi operasyona çevirebilir miyiz diye aşırı sahiplenmenin sebebi bu. Yoksa Sinan Ateş'in çocukları, babam dedi falan, bunlar olayın hikaye kısmı. Yani bu ateş düşmüş Bursa'daki Sinan Ateş'in baba hocanın evine, onları yakıyor. Bir de dar dairedeki belki arkadaşlarını yakıyordur. Onun dışındaki herkes, özellikle bu eski MHP'liler, tamamen siyasi operasyon peşinde olan kişiler. Şimdi peki bunlar siyasi operasyon yaparken ne yapıyorlar? Buna ben dikkat etmek istiyorum. Özellikle hiç daha önce yapmadıkları şekilde MHP'nin en tepesine kadar, Semih Yalçın olsun, daha sonra Devlet Bahçeli'yi de ima eder şekilde sürekli MHP'nin tepesini suçluyorlar. Mesela bu daha önce yaptıkları bir şey değildi. Her konuyu mutlaka ne yapar ne eder, bazı ulusalcı çevreler döner dolaşır, tırnak içinde kullanıyorum, FETÖ'ye götürürlerdi. Hiç bu konuda böyle bir şey konuşmuyorlar bile mesela. Sürekli MHP'nin tepesini top atışını tutuyorlar. Başka bir konuya da özellikle değinmekten kaçıyorlar. Nedir bu konu? Bence bu cinayetteki en önemli konu. Polis memurları, sanki iki tane polis memuru bu kadar 18 kişinin tutuklandığı bir sisteme kendi kendilerine girmişler. Sanki Doğukan cepte bunlar arkadaşmış da. Ve bir bilgi, polis memurlarının bu kişilerle irtibatı ilk defa 27 Aralık'ta olduğu tespit edilmiş. İlk defa telefon irtibatı. Yani cinayetten birkaç gün önce tespit, bunlar arkadaş oluyorlar, sonra bu cinayete dahil oluyorlar. Şimdi bu mümkün değil. Bunu özellikle gizleyip de neden MHP'nin tepesine vurmaya çalışmaların sebebi, bence bu önemli bir soru. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü bunlar MHP'de bir ileride liderlik değişimi olduğunda, bir değişim olduğunda, bir MHP'ye bir darbe yaptıklarında, tırnak içinde bunu daha önce yapmaya çalıştılar. O polis memurları, ülkücü polis memurları falan yeniden beraber çalışacaklar. O yüzden orayı çok fazla yıpratmamak için özen gösterdiklerini görüyorum ben. Bu MHP yönelik operasyonlar özellikle bu ulusalcılar arasında çok yaygın. Daha önce Veli Küçük'le Sedat Peker'in görüşmeleri vardı. Ergenekon soruşturmalarında burada Ümit Özdağ'ın MHP
genel başkanlığında hazırlandığına yönelik telefon görüşmeleri vardı. Yine Levent Temiz şu anda İşçi Partisi'nde genel başkan danışmanı. Bu Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olarak çıktı 2013 dönemlerinde. Şimdi Bahçeli, bunlar tabii ki aynı mahallenin insanı ama bazı ayrıntılarda aralarında bir çatlama var. Bence burada bir MHP içerisindeki, ülkücüler içerisindeki bir güç savaşını da görüyoruz. Bu cinayetin motivasyonu olmayabilir. Cinayet tamamen bu faktörlerden bağımsız gerçekleşmiş olabilir. Ama bunu kullanmaya çalışan ve bu olayı bir fırsatı çevirip bir güç savaşı haline getirmeye çalışan bir kliğin varlığını görüyoruz. Ve bu klik çok stratejik bir şekilde çalışıyor. Çok stratejik şekilde haberleri servis ediyor ve hep aynı gazeteye. Sedat Peker konularının da servis edildiği gazeteci aynıydı. Şu andaki gazeteci de aynı. Yine bu hafta bir servis bulundu, işte o servis edildi. O polis memuru, Olcay Kılavuz'un evine giden asayişlik polis memurunun tayininin çıktığına yönelik yine bir servis olayı oldu. Şimdi bu stratejiyi görmezden gelirsek yanılırız. Yani ortada bir strateji var. O olayın, cinayeti kim yaptı olayın bir tarafı cinayeti kapatmak isteyebilir. Bir tarafı bu cinayetten kim nasıl faydalanmak istiyor, apayrı bir tarafı. Yani bunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Onun dışında senin diyeceğin bir şeyler var mı Soner? Ben... Yani o belirttiğiniz klik konusunda ben şunu söylemek istiyorum. Ben sadece onların cinayetten faydalandığını düşünmüyorum. Bilakis onların organize ettiğini bu cinayeti düşünüyorum. Çünkü tam onların hareket tarzına uygun bir cinayet şekli. Hem cinayeti işliyorlar hem de bu cinayeti işleyen kişileri sanki kendileri elleriyle koymuş gibi gösterebiliyorlar ve ona yönelik delilleri toplayabiliyorlar. İstedikleri kanallardan bunları yayınlayabiliyorlar. Bunlar tam o belirtmiş olduğunuz clean hareket tarzına uyuyor bence. Zaten şu an Türkiye'de özellikle yani bu seçim süreci başladıktan itibaren son bir yıl içerisinde Sedat Peker'in konuşmaya başlaması, bazı şeylerin ifşa edilmesiyle birlikte bir hareketlenme olmuştu. O zaman da ben bazı yerlerde bu konuda yazı yazmıştım. Yani derin devlet içerisinde bir ayrışmanın yaşandığını, bu klikler arasında bir çatışmanın şu an olduğunu, emniyet içerisinde de bu klik çatışmasının görüldüğünü, çünkü hemen hemen gündemi sarsan her konuda, her olayda bakıyorsunuz ki emniyet içerisindeki bir kısım kişiler bazı bilgileri kamuoyuna servis ediyor. Bakıyorsunuz başka bir olayda emniyet içerisindeki diğer klik başka bir şeyleri servis etmeye çalışıyor. Kimileri Sedat Peker'i beslemeye çalışıyordu. Bilgi olarak, evrak olarak destekliyorlardı. Ve bu cinayette de ben bu iki klik arasındaki çatışmanın bir sonucu olduğunu, Türk siyasetini şekillendirmeye yönelik bir eylem olduğunu ve MHP'nin içerisine yönelik özellikle de Cumhur İttifakı'nı şekillendirmeye yönelik bu diğer kliğin, ayrılan kliğin bir eylemi olduğunu ben öyle düşünüyorum. Hani sizin ne yapayım? Yani buyurun. Cinayetten bir gün önce Oda TV, İsmail Müdürüm de söylediği gibi Sinan Ateş İyi Partililerle görüştü diye bir haber yaptı. Şimdi Sinan Ateş dediğiniz kimdir? Ben Sinan Ateş'i tanıyorum. Çünkü benim o ilgi alanım. Ben bu insanları, benim radarımda olan insan birisiydi. Ben takip ediyorum sosyal medya üzerinden ne yapıyor, ne ediyor falan diye. Ama Sinan Ateş bilinen bir figür değil. Bir yıl Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış bir figür. Bu kadar. Adı bilinmez, sanı bilinmez. Yani hele ki ulusal medyada konu olacak bir figür değil yani. Çok ilginç bir haber. Bakın Oda TV böyle bir provokatif haber yapıyor cinayetten bir gün önce ve şeyler gösteriyor ki Sinan Ateş cinayetten önce takip edilmiş. Hatta ben ne kadar doğru bilmiyorum da Twitter hesabında başka bir hesabın yayınlandığı Sinan Ateş'in tarassut görüntüleri, takip tarassut görüntüleri var yani. Bunu da yayınlamışlar yani. Nereden çekmişler, nasıl çekmişler bilmiyorum. Daha önce mi çekilmiş? Ama böyle bir şey var. Ya Oda TV durup dururken böyle bir haber yayınladı. Ertesi gün cinayet oldu. Şimdi bakıyoruz aynı ulusal medya, Ver Yansın TV diye bir zaten ultra ulusalcı bir kanal var. Bunların hepsi yani işi gücü bırakmışlar. Her konuyu İliç'te, Erzincan İliç'te maden patlıyor FETÖ, şu oluyor FETÖ diyen Ver Yansın TV bu konuda işi gücü bırakmış MHP'ye saldırıyor ve cemaatin C'sinden bahsetmiyor. Neden bahsetmiyor? Ben aynen senin dediğin senaryonun sadece şey farkı olabilir. Bu cinayet gerçekten tamamen MHP için dinamiklerle gerçekleşmiş belki olabilir. Ama bunu biliyorlardır, haber almışlardır. Buna göre bir strateji belirlemiş olabilirler. Ben bu farkı illa onlar yaptı demiyorum.
ama bundan çok güzel bir şekilde faydalanıyorlar. Eğer MHP yönetimi gerçekten kendilerine bir operasyon yapıldığını düşünüyorsa katilleri teslim edip operasyon yapan çevrede dikkatli gözlenmesi lazım. Yani katilleri tabii teslim edecekler. Ya bu cinayet kapanmaz yani. Bu cinayet bu kadar bilgi ortaya saçılmışken böyle bir şey o kapanır belki şey yaparlar ama 10 yıl sonra 20 yıl sonra bir şekilde yine birileri masaya getirir. Yani bu söylediğiniz mesela bu hani Sinan Ateş'in takip görüntülerinin falan yayınlanması. Yani mesela oradaki şeylere de o servis edilen şeylere de baktığımız zaman yine aynı şeyi görüyoruz. Yani o dediğimiz işte derin devlet içerisindeki o ikiye ayrışmanın bir sonucu yani onlarda. İki klik yani birileri bir şeyler servis ediyor, karşı taraf başka bir şey servis ediyor ve ikisinin arasındaki o çatışma bu şekilde devam ediyor ki yayınlanan görüntüler, o takip görüntüleri dedikleri şeyler ve paylaşılan şeyler yani istihbarat birimlerinden çıkmış bilgiler olarak zaten bunlar görülüyor. Yani yoksa normal bir şekilde elde edilebilecek bilgiler de değil bunlar. Yani bakıyorsunuz emniyet içerisindeki bir taraf cinayeti soruşturmaya çalışırken, gereğini yapmaya çalışırken, diğer taraf bu şekilde bilgiler servis ederek olayı farklı bir yöne yönlendirmeye çalışıyor. Tabii yani biz şu an gördüğümüz kadarıyla olayı değerlendirebiliyoruz. Belki ileride farklı bilgiler çıktığı zaman o zaman daha net anlayabiliriz. Bence ama şu an en güçlü senaryo olarak, yani ben öyle düşünüyorum. En güçlü senaryo olarak bence bu görünüyor. İsmail Bey, siz bir şeyler eklemek ister misiniz? Evet, yani ben aslında çok söylediğiniz şeylerle ilgili yani biraz olayın tabii arka planına ilişkin bazı analizler gerçeklik payı var ama daha çerçeveli, daha şey düşünmek gerekiyor. Ben siz onları konuşurken biraz Susurluk süreciyle biraz daha geçmişi düşünerek bugüne kadar geldim. Devletin sağ tarafı bazen kontrolsüz büyüyebiliyor. Susurluk sürecinde de özel harekat Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da terörle mücadelede aslında başarılıydı. Fakat özel harekat dışında kirli işler yapanlar vardı, JİTEM'ciler vardı, diğer özel harekatın içinden bazı seçilmiş bu ağır grubundaki isimler vardı. Bunlar aynı zamanda kara para işlerinde daha önce haraca kestikleri iş adamlarından iş adamlarını belki birer birer götürüyorlardı Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da. Susurluk kazası vesilesiyle şöyle bir şey oldu. Devletin diğer tarafı kontrolsüz büyümeye müsait sağ tarafını zaman zaman şey yapıyor, tıraşlıyor. Burada da ben bu cinayetin oluş şekli itibariyle daha önce de söyledim. Bir mafya kontrollü, iyi bir mafya grubunun yaptığı bir cinayet olarak görmedim. Çünkü çok beceriksiz, çok eline yüzüne bulaştırılan bir cinayet. Bunu çok fazla mafya filmi seyretmiş, MHP'li bir takım yöneticilerin planlayıp yaptıklarını ve eline yüzüne bulaştırdıklarını gördüm şey olarak. Ama bunları arka plandan takip eden devletin diğer tarafı da şu an yine polis okullarında, polis birimlerinde gerçekten kontrolsüz bir şekilde ve sağ kesimin kontrolü gerçekten daha zordur. Sağcılar daha duygusaldır. Solcular mesela sol taraf daha eylemlerde ötede beride kontrollüdür. Nerede duracağını bilirler ama sağ taraf çok nerede duracağını bilmez. Gaza geldikleri zaman çok ileri gidebilirler ve kontrolsüz büyüyebilirler. Toplumda da buna bir yönelik bir şey olduğu için. Ben bu cinayetteki becerisizlik ve başarısızlık yüzünden devletin sol tarafının sağ tarafını biraz terbiye edeceğini ve bunun şimdiden sonra da yani sadece bu MHP yönetimi olarak değil, polis teşkilatındaki, askeriyedeki ve farklı yerlerdeki kendilerini hala işte Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde yaşadığını düşünen kontrolsüz bir takım yapıların hizaya çekilici bir şeye dönüştürülme isteğini görüyorum. Zaten o yapılar da yani Susurluk sürecinin de başlangıcını başlatan kesim Doğu Perinçek ve ekibiydi. Yani ilk bunu haber yapanlar onlardı. Bazı yanlış işler yapanlar, JİTEM'cilere dokunulmadı. Belki iş adamlarını öldüren kirli özel harekatçıların bazıları yargılandı ama o dönemde yine olan özel harekatçılar olmuştu yani.
Bu iş aslında Türkiye'de fedakarlıkla diyelim ki kendisini canını hayatını ortaya koyan insanları aslında bir kısmını kirleterek tamamını töhmet altında bırakan bir şeydir. Yani bunu hem Emniyet Teşkilatı'nın hem de MHP'nin bu pisliği dediğiniz gibi temizleyip hem kendilerini Türk milliyetçiliğini temize çıkarmaları gerekiyor. Hem de polis de devletin bir taraflarında hayatını ortaya koyarak bir şeyler yaptığını düşünen, biraz duygusal, biraz kontrolsüz hareket eden kimselerin hepsinin bu işten uzun vadede zarar göreceğini düşünüyorum. Yani biraz uzun oldu ama sizin söylediklerinizi biraz teyit eder bir şey olarak Çok güzel ifade etmek özetlediniz müdürüm. Çok sağ olun. Çok güzel tespitlerde bulundunuz. istedim. Evet Tugay abi, siz bir şeyler eklemek istiyorsanız buyurun. Değilse sonlandırabiliriz. Abi sesiniz kapalı Tugay abi. Polisler konusunda kısaca bir daha ben bir değinmek istiyorum. Buyurun. Geçen Hanefi Avcı'yı dinledim. Halk TV'de miydi, Tele1'de miydi? Hangi kanalda tam hatırlamıyorum. Onlardan bir tanesinde. Yani çok tecrübeli bir emniyet müdürü. Konu polislere geldi. Ya işte orada ülkücüler olabilir. Türk halk polisi zaten muhafazakar falan diye konuyu geçiştiriyor. Yani bu konu öyle geçiştirilebilecek bir konu mu? Ben ya bu polislerden bir tanesinin fotoğrafını gördüm. Daha çocuk yani 22-23 yaşlarında bir çocuk. Yani bu kişi talimat almadan öyle bir şeye girmesi mümkün değil ki. Kaldı ki bunun geçmişi var. Bunun geçmişi bu MHP içerisinden muhalif ülkücülere karşı defaatle saldırı oldu. Ve bu saldırıda hiçbirinde doğru düzgün bir soruşturma yürütülmedi. Bu bir polis içerisindeki bir organize yapıyı gösteriyor. Bu organize yapıyı şu anda pek çok kişi konuşmadığı gibi bazı konularda aslan kesilen tırnak içerisinde Hanefi Avcı gibi müdürlerimiz de konuşmamayı iyi ediyor. Ben bu konuya dikkat çekmek istedim. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Evet. Çok teşekkürler abi. Çok sağ olun. Evet, bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Bir dahaki hafta Güven Park'ta görüşmek üzere.